Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizinle bir kenar örneği paylaşacağım. Bugün köşeyle beraber yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle şuradan yapalım. Burayı daha önce yapmıştım. Şu şekilde köşemi de beraber şöyle dolandıracağım. Köşede sıkıntı yaşamayın diye arkadaşlar. En çok köşede sıkıntı yaşıyorum ben kenar örneği yaparken. Orayı denk getirmek, yuvarlamak nasıl oluyor diye uğraşıyorum bayağı. O yüzden bu şekilde yapmak istedim. Şimdi arkadaşlar şöyle başlayalım. Kanalıma ilk defa gelen arkadaşlarım varsa onlar da hoş geldiler. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Tamamen ücretsiz. Desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Şöyle zincirim, iki tane zincirimi çektim arkadaşlar. Şöyle düğüm yaptım. Birazcık daha yakınlaştıralım arkadaşlar. Rengi koyu bunun. Şöyle daha rahat yakından görün istiyorum. Şuradan başlayacağım. Köşeyi de almak için arkadaşlar. Şöyle önce zeminimi bir oluşturayım. Ondan sonra üstüne örneğimizi kuralım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ondan sonra şöyle aralar vererek şu şekilde yapalım. Bu aynı zamanda arkadaşlar bunu yapmak aynı zamanda dikiş de yerine de geçiyor. Eğer dikiş makineniz yoksa elinizdeki ne varsa tenleyin üstüne bunu öyle geçtiğiniz zaman dikiş de yapmış oluyorsunuz. O da aklınızda bulunsun. Şu şekilde. 3. 3'er zincir çekerek şöyle belirli aralar veriyorum arkadaşlar. En son bir de köşeme batıyorum. Ondan sonra şu şekil. Bakın şöyle 4 tane boşluğum oldu. 5 battım. 4 boşluğum var. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Örneğimi döndürdüm şöyle. Çok kolay bir örnek arkadaşlar. Hemen yapılacak bir örnek. Başını doladım. Bunu bırakıyorum. Şuraya battım. Ve önce birini sonra ikisini çekerek trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine başını doladım. Aynı yere önce 1, sonra 2, sonra 2 trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Ve burayı bırakıyorum. Şuraya şu sık iğnemin tepesine batıp bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir. Şimdi buradaki sık iğnemin başlangıçtaki yerime geldim. Oraya da bir sık iğne yaptım arkadaşlar. Bir daha batayım. Orası biraz gevşek oldu. Zincir çektim. Sıkıladım arkadaşlar orayı. Biraz gevşek olmuştu. Şöyle sık iğnemi yaptım. Örneğimi döndürdüm. Şu ön tarafına çevirdim. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum arkadaşlar. İsterseniz 3 de çekebilirsiniz. Pimpirik yapacağım çünkü. Hemen bu sık iğnemin tepesine batıyorum. Arkadaşlar ilk pimpiriğimi buraya yapıyorum. Bakın. Başını doladım. Şimdi bu yuvamın içini başını doladım. Bir daha. Evet. Şöyle 3 tane yaptım buraya. Bir tane de tepeye. Bu trabzanımın tepesine batıyorum. Bir. Ay özür dilerim. 2, 3, 4. Yanlış yaptım zannettim. İki trabzan arasına batarak bir pimpirik daha yaptım. Başını doladım. Trabzan. İki trabzanın arasına batarak bir pimpirik yaptım. Başını doladım. Aynı yere tekrar battım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aynı iki trabzanın arasına batarak bir pimpirik yaptım. 2 oldu arkadaşlar. Bir tane daha yapacağım burayı. 3, 3 yapıyoruz. Her yuvanın içine 3 tane yapıyoruz. 3 trabzan yapmış oluyoruz şöyle. Şimdi bu trabzanımın tepesine battım. Bir
Trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir ve ikisinin arasına batarak bir trabzan yaptım. Şimdi bu araya geldim. Üç tane de buraya yapıyoruz arkadaşlar. İki trabzanı yaptım. Dört zincir çekip arasına batıyorum ve bir pimpiriğimi yaptım. Şimdi bir saniye bekleteceğim arkadaşlar. İpim dolaştı. İpimi açayım bir. Ondan sonra devam edelim. Kusura bakmayın. Zamanınızdan çaldım arkadaşlar. Şöyle ipimi açayım birazcık. Sıkıntı vermesin bana. Burayı da bitirdim. Bakın şöyle 3 tane yaptım. 3 tane pimpirik yaptıktan sonra başına doluyorum. Şu araya ikisinin arasına arkadaşlar şu araya şöyle batarak bir trabzan daha yaptım. Ve tam tepeye arkadaşlar şöyle bakın şuraya sık iğne ile bağladım. Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi örneğimiz bu şekilde. Ve şimdi tekrar buraya yapacağım. 1, 2, 3. Şimdi bir tane bu tarafa döndüm artık. Hemen battığım aynı yere batıyorum. 3 zincirden sonra. Ve şöyle bağladım. Bakın ne kadar düzgün oldu. 1, 2, 3. Devam ediyorum. Yine örneğimin zeminini hazırlıyorum. 3'er zincir çekerek örneğimizin zeminini hazırlayalım. Şu hoşuma gitmedi. Birazcık fazla gitmişim. Daha düzgün oldu. Bir, iki, üç, dört tane aram oldu arkadaşlar. Aranın olması önemli. Dört ara olduktan sonra örneğimizi kuruyoruz. Bir, iki, üç, dört zincir. Döndürdüm örneğimi. Başını donadım. Bunu atlıyorum buraya arkadaşlar. Bir trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört zincir. Aynı yere tekrar. 1, 2, 3, 4 zincir. Şimdi bunu atlıyorum buraya arkadaşlar. Bir sık iğne yapıyorum. Buraya bağladım. 1, 2, 3 zincir. Şimdi tam tepedeki sık iğneme battım. 1, 2, 3, 4 zincir çekip döndürdüm. Yuvalarımı oluşturdum. Bu ip niye beni bu kadar uğraştırdı anlamadım. Şu şekil oldu. Arkadaşlar bakın şöyle. Şimdi şuraya batıyorum. 4 zincirden sonra buraya batıp buraya bir pimpirik yaptım. Bakın şöyle. Başını doladım. Şimdi yuvamın içine bir, iki, üç, dört. İki trabzan arasına batarak devam ediyorum. Buraya 3 tane yaptım. Şimdi bu trabzanın tepesine batıyorum. Şimdi yuvamın içine 3 tane üç tane doldurdum. Şimdi trabzanın tepesine. Şu
Yuvanın içine geldik. 3 tane de buraya. En sonunda da şu iki araya arkadaşlar şu araya girerek bir trabzan yapıyorum ve şöyle ara vererek sık iğnemi yaptım. Üçer zincir çekerek tekrar zemini hazırlıyorum örneğim için. Bakalım arkadaşlar. Bakın şu şekil oldu. Örneğimiz bu şekil oldu. Hem köşede şey oldu arkadaşlar. Bakın hiç köşede oynama yok. Sabitledim. Tam şu köşeyi sabitledim. Siz de buralara öbür köşeye geldiğinizde araları birazcık sıkı ya da şey daha yakın ya da uzak yaparak o köşeye ayarlayın arkadaşlar. Her köşeniz bu şekilde olsun. Tam bitişiniz tepeye gelsin. Bir gelip buraya bağladıktan sonra bakın bu şekilde bir görünüm oluyor. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Her akşam saat 8'de videom yayınlanıyor. Oraya beklerim hepinizi. Desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.